Akşam eve gittiğim zaman ben çocuğum süt istediği zaman bir baba çocuğuna eğer süt götüremiyorsa, yoğurt götüremiyorsa, ekmek götüremiyorsa yani ölüm daha iyi yani. Başka ne yapabilir başkanım? Yani ne yapabilir? Hani gerçekten hani bu sıkıntılar var yani. Artık 1 liralık malzeme olmuş 5 lira, 10 lira yani anlamadım. Oyuncak başkanım, erkek. Şu an bir tenekeye yok 250 TL. Ben sadece çocuklarıma sene yağı alsam, sadece ekmek sene yağı hani ayda 1,5 milyar para tutuyor. Geliyor. 1 milyar para tutuyor başkanım. Şimdi evet. Böyle yani sıkıntılarımız var. Kaç kişilik bir evde yaşıyorsun? Ben 4 kişiyim. 4 kişisin. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Ben nasıl akşam olacak? Ben çocuğumu ya tıraş edeceğim. Tıraş parası yok. Yok başkanım, yok. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Hocam başkanım anda? Böyle bak. Bak bir ay böyle geçineceğiz. Bak bir ay biz böyle geçineceğiz yani. Ceplerimizi gösterelim artık. Yani buna artık birisi dur desin yani. Biz bunu istiyoruz sadece. Ya biz sadece bunu istiyoruz. Hani bir baba eğer cebinde 5 lira çıkarabiliyorsa hani bitiyor ya. Ya buna oyuncu veriyorsun. Bitiyor başkanım yani. Kaç çocuğun var? Benim 2 çocuğum var. İkisi de okul okuyor. Nerede okuyor? Şimdi nasıl? Şey ortaokul, ilkokul. Bir tanesi ilkokul, bir tanesi işte 6. sınıf, bir tanesi de lise. Peki EBA'ya girebiliyor başkanım, mu? Böyle giriyoruz, doğru bak. Göstereyim. Bu kadar deniyorum ama giremiyorum, bir türlü giremiyorum. İnternet çekmiyor yani, böyle. Hani telefonla sınıyorlar. Telefonla sınıyorlar. İşte o 3 milyonluk telefonu var. Bizim bu imkanımız da yok. Türkiye'de fakir oldu, zengin oluyor. En güzel sözü o söyledi bak. En önemli sözü söyledi. Zengin zengin oldu, daha zengin oldu, fakir daha fakir oldu diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım bizi dinlemeye geldik. Fakirlerin evet. Dinlemeye geldiniz yoksa zenginlerin dinlemeye geldik. Yok, sizi dinlemeye geldim. Bizi fakirler. Hepinizi dinlemeye evet. Geldim. Buyurun. Hele hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Başkanım biz burada kaç kalmışız? Bir kapımız vardı. Evet. 2 kilo meyve getiriyorduk. Bu aynı şeyi söyledi o çocuklar. Çok bizim üzerinde kapanmışlar onu. Evet. Zaten AK Parti zengileri daha zenginleşmişse biz de artık evet. Bunda yani çözüldüm de. Buranın fakirliği var ya, binlerce fakir var. Binlerce. Ramazan gelmiş, yemin ederim 1 kilo meyve evimize getiremiyoruz. 1 kilo meyve evimize getiremiyoruz. Yani bu nasıl iktidar, nasıl devlet, nasıl adalet? Ben onu anlamadım. Bu adaleti anlamadım. Tüm yüksek o hakkı biliyorlar, dinlensinler. Bizim geçimimiz bu kapıdadır. Başkanım. Evet. Yemin ederim evimize meyve getiremiyoruz. 1 kilo çay getiremiyoruz. Ramazan geldi, Ramazan. Nasıl geçireceğiz? Nasıl geçineceğiz? Zaten AK Parti kendi adamını seçmişler. Milletin içinde seçmiş, bellidir. Tanıyorlar. Ama biz fakirler onların atışında yemiyoruz. Zenginler zaten zenginleşmiş. Fakirler daha eğiliyorlar. Daha fakirler çıkmışlar. Bir kopyamız vardı ya. Niye Allah kabul eder mi? Onu da bizim üzerinde kopalım. Ramazan gelmiş, evimize 1 kilo meyve getiremiyoruz. Nasıl adalet? Nasıl kanun? Allah kabul etmez. Bize hiçbir hak verilmiyor. Tamam. Bize verilmiyor. Bize olsa biz... Evet. Ha, tazminat tazminatınız da yok. Hayır, tazminatımız da yok. Vermiyorlar bize. Biz perişan olmuşuz. Biz de gidiyoruz, davetle müracaat ediyoruz. Koyun geliyor, bilmem ne geliyor. Bize inkar sokramıyorlar. Bize vermiyorlar. Anladım. Bize emekli kuruşlara vermiyorlar. Bize koyun vermiyorlar. Ya hayyum vermiyorlar. Bu kadar bize zorluk çağırıyorlar. Asıl mesele bu. İşte budur benim yüzümden. Ben engelli bir insanım. %50 raporum var. Evet. Şu anda ben hamallık yapıyorum. Evime ekmek götüremiyorum. Daha önce engelli olmadan 1032 gün sigortam vardı. Evet. Şu anda 9 ayım eksiktir Sayın Başkanım. Bir kurumda çalışamıyorum. 9 ayımı doldurayım da malunen emekli olması için. Evet. 1800 günde malunen emekli olmak için ben uğraşıyorum. Bir türlü sigortamı devletin bana önemsemiyor, beni bir kurumda çalıştıramıyor. Zam nereye kadar yani? Yani dayanacak güç de kalmadı yani. Ailenle mi yaşıyorsun? Ailemle yaşıyorum. Senden başka kaç kişi çalışıyor evde? Evde, bizde evet. Sadece babam emeklidir, başka çalışanım yok. Ne emeklisi? Bakur mu? Kaç, evde kaç insan var?
Evde 8 kişi. 8 kişi, 2 kişi. Sen burada ne kazanıyorsan? Evet. Şey. Aa! Oğlum ne yapıyorsun o? Valla böyle yapalım. Günlük satışımız. 0-5-0. Dönmez burası. Kirayı. Dönmez. Kiramız 11.500. Evet. Adın ne senin? Ali. Ali ne yapıyorsun? Evet. Kaç çocuk var? 2. 2 çocuk var. Ev kira mı kendine? Kira. Evde kira. Kira. Kira yardımı da 150 mi? 1000 lira mı öyle bir şey yani? Aldın mı onu? Yok. Tabii. Onu da almadın. Evet. Yani neye yarayacak? Sınır kapıları kapalı. Sanayi yok, hizmet yok. Sınır kapısı açık olsa buradan oraya bir şey götürmen mümkün mü? Yani dışarıdan gelen oluyor. Ha, onlar gelip alıyordu. İşler nasıl? Valla işler pek iyi değil. Yani yine çok şükür idare ediyoruz. Tabii. Şirketi geçinmeye çalışıyoruz ama iyi yani. İyi diyelim. Ama çok çok iyi değil. Yani. İşler nasıl arkadaşlar? İyi, çok şükür diyelim de. Şimdi işler durgunluk var. Onu soruyorum. Sana durgunluk var yani. Çok. O pandemi var. Alım gücü düştü. Kiralar, bizim burada kiralar yüksek. Yani kiralar bayağı bir yüksek fiyatları. İşler de bu sene zaten pandemiden dolayı zaten bayağı düştü. Senin mi buranın? Biz kiradayız. İş yeri sahibiyim. Ha, iş yeri sahibiyiz. Onun için soruyorum. Kaç aynen kişi geçiniyor burada? Burada şu anda 2 kişi. Normalde 3 kişiydi. Pandemiden dolayı 1 kişi. Evet. Yani mecburen hani iş dönmediği için. Biliyorum. Anlayış bir şekilde bizim elemanı bıraktı işi. Biliyorum. Bizde ne her yerde aynı. Aynı. İşler bayağı bir durgunluk var bu sene zaten. Özellikle pandemiden dolayı bayağı bir etkilendik. Bayağı bir dibe girdik yani. Evet. Öncelikle daha biraz hani düşük faizle hani bir esnaflara anladım biraz kalkılması için biraz anladım daha. Yani biraz o şekilde devletimiz yardımcı olursa. Ya işletme kredi şeklinde diyorsunuz. Hı-hı. Anladım. Zaten ve düşük faiz. Ama her ayda çekmek zorunda kalıyoruz yani işler dönmediği için. Buradaki mal ne kadardır? Yani şeyde bulunan mal ne kadar sizce? Aşağı 100 bin lira, 200 bin lira ne? Ortalama 400 var yani. Çünkü paraya bir şey gelmiyor. Anladım. Şu anda fiyatlar var yani. Anladım. Fiyatlar yüksek. 400 bin lira. Hani var yani. Kira, şeyiniz... Marka olduğu için. Tabii. Marka olduğu için para tutuyor yani. Şimdi 400 bin lira. Kredi borcunuz var mı? Tabii kredi borcumuz çok var. Eşit mi? Yüksek mi? Yok. Yani en az bir iki kat daha. Eski bir tabip vardı, sinek oldu. Geçim mevsimde sinek yok ama. Yani avlamaya çalışıyoruz. Bulsak artık işimiz gücümüz yok. Yani burada sabah gelir. Yani en azından evden çıkan çocuk bizi işe gittiğimizi zannetsin. İşte olduğumuzu zannetsin. Öyle yani en azından eve giderken bu şekilde gittiğimizde de başka şeyler konuşuyoruz. Onun dışında herhangi bir esnafa karşı bir şey ya çıkarılmadı ya da bir şeysi çıkarılmadı. İşte diğer esnaf arkadaşlarımız daha perişan. Bir de 101 çok gibi evet mağazaları buralara yerleştirerek evet yani bakkalın sanki geçindireceği bir evi yok. Sanki bakkalın bir ailesi yok. Yani dışarıdan gelme. Şeyler de çok şikayetçi o zincir marketlerden. Özellikle kırtasiye satanlar. Herkes şikayetçi. Şöyle bir şey var, tamam ya, satabilir, olabilir ama bir sınava getirin, ben bir saatte daha ucuz satıyor. Şey getirin, şunu yapıyor, tedarikçiler de yanlış yapıyor. Şimdi Vestel bayisiyim, aynı ürünü Vestel, ben buradan diyelim ki bunu 700 liraya satarken, aynı ürünü benim firmam internet üzerinden bunu 500'e satıyor. 500'e satıyor, hem bana satıyor, hem diğerine satıyor. Bu defa ne oluyor? Müşteri buraya geldiğinde şöyle yapıyor ya. Bana ki, kazık attı diyorsun. Aynen. Hatta onun derdimizi almaya çalışıyoruz. Burada görüyor. İnternet. Biz de zaten fazla kalmayız. Biz ben buranın en eski esnaflarından, ben 5. kuşak esnafım. Dedem mesleğidir benim. Biz de zaten bitmek üzereyiz. Biz de bu mesleği bırakacaktan başka bir çaremiz yok. Varsa gideceğiz, orada burada ya taş taşıyacağız, ya çimento taşıyacağız. Ya da Suriyeliler gibi 50 liralık işe 20 lira verin biz bunu yapalım diyeceğiz. Hakkari'de, Hakkari merkezde insanların imkanları nasıl? Onu öğrenmiş oluyorum. Çok zor. Onu soruyorum. Milletin geçmesi çok zordu. Öyle değil mi? Evet, çok zor. Mesela çok ben, tablet isteyen çocuk oldu evet mesela hocam, bugün. Çok. Hiç tablet yok. Sayın Başkanım ben... Evet, veresiyedir bizimki hepsi. Veresi olmasa biz burada zaten çalışamayız aslında. Bizimki veresiye. Bu veresiye defteri mi? Evet, bizim veresiye defteri. Bir toptan, toptancıların veresiye defterimiz var.
Kendi günlük veresiyeniz nasıl? Günlük veresiyemiz böyle yapıyoruz. Günlük mesela bugünkü veresiyeni aç bakayım. Böyle diyoruz. Mesela yazıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle bugün olduğunu yazıyoruz. Günlük defterimize geçiriyoruz bunları. Ayda mesela var. Bana borçlu olanlar 15 milyara kadar borçlu olan insanlar da var. Yani gel bana geçen gün gel bana 700 milyon para getirdi. Ben ne yapalım bu adama? Geri şey çeviremem. Eşya da verdim. 700 milyon parasını da aldım. Ne yapalım? Yani ben mağdurum, ne yapacağım? Verdim. Yapacak bir şey yok dedim. Genel başkanım, yani durumlar pek fazla hiç şaşırıcı değil. Yani durumlar hiç iyi değil. Yani durumlar iyi değil. Yani esnafın durumu kötü. Yani şu an kredilerimiz olsun, ödemelerimiz olsun hep aksıyor. Yani ne zaman şey... Yani bu bir yıl. Zaten bu özellikle pandemiden sonra çok sıkıntı oluyor. Haziran'da başlayacak şimdi evet, yani gene pandemi çok etkili diye şekilde. Yani genel olarak da Türkiye geneli yani bir kriz var. Türkiye gene parasal açıdan bir kriz var. Bir de bu yeni açılan mesela 1101'ler olsun, şoklar olsun. Evet. Yani o küçük esnaf, bizim gibi esnaflar etkili. Para yani hakeri de toplamıyor. Para sadece bir kişide toplanıp para gidiyor. Hani para şu an... Ekonomiyi şu anda Merkez Bankası Başkanı kadar güzel anlattı. Aynen öyle. Yani para şu an durmuyor. Yani para sadece hakerde bir kişide toplanıp para hakerden çıkıyor. Para durmuyor. Eskiden mesela o bize veriyordu. Biz başka bir yere dönüyordu. Yani döngü olarak dönüyordu ama şu an değil. Ne kadar mal vardır burada? Başkanım vallahi top yani 400-500 milyarlık var mı başkanım? Vardır. Evet. Kredi ne kadar? Başkanım krediler zaten hep kredi. Bir tane kapatıyoruz, bir tane daha çekiyoruz. Yani bir türlü kapatamıyoruz ki başkanım. Hep bankalara borçluyuz yani genel olarak. 100 seferde İşkur'da başvurdum ya. Bir kişi ben dedim bir iş yerim benim çocuklarım. 15 senedir benim çocuklarım İstanbul'da gemide çalışıyor. Sen okuyor musun? Yok, ben bıraktım okulu. Nereden ayrıldın? Şu lise 2 liseden terk etti. Ekonomik zorluk vardı ailesinde, bırakmak zorunda kaldı. Kaç kardeşsiniz? 4. Diğer? 4 kardeş. Babası da geçen sene vefat etti. Eve bir tek sen mi bakıyorsun? Yok, bir abim var. Abisi çalışmıyor ama. Şu anda çalışmıyor. Yük bunun omuzunda valla. Evet. Buranın siz çalışanı mısınız, sahibi mi? Ben sahibiyim, anladım. Arkadaş da çalışma arkadaşım. Anladım ne dediğinizi. Yani orada bir sorunumuz yok. Evet. Peki, bir tek siz çalışıyorsunuz. Yani şu anda bir tek ben çalışıyorum. Abin kaç yaşında? Abim 22 yaşında. Abi yeni vatanı görevini bitirdi, o da geldi. İnşallah. İnşallah. Bu dönemde biraz zor. Parlak göz. Şimdi tekrar devam etme imkanı yok mu liseye? Yok böyle iyi şu anda hani. Hani herkes okumasa da olur. Yani herkese bir şey lazım. Anladım. Ve tavsiyeci lazım, sonuncu lazım. Doğru, aynen öyle. İşler teşekkür nasıl? Ederiz. İşler eskisi gibi değil hocam. Pandemiden dolayı yarı yarıya inmiş durumda şu an. Kredileri ödeyemiyoruz. Öyle. Eskiden 4000 ekmek çıkardık, şu an en fazla 2000 ekmek çıkardık. Evet. Ama biraz daha zor satabiliyoruz yani. Yani biz ayakta kalmayı bir nebze de olsa başarabiliyoruz ama bazı esnaflar var şu an kapatmış durumda evet. Kaç kişi çalışıyor burada? Valla yaklaşık 10 kişi var. 10 kişi, kişi çalışıyorsunuz. Evet. 2000 ekmekle geçiniyor musunuz siz? Valla geçinmeye çalışıyoruz. Dönüyoruz hocam. Döndürebiliyoruz en eskisine göre yerden fazla böyle düşüş var. Lokantalar kapanıyor. İş yok. Lokantalarda uyuyacak. Kafeler kapandıysa zaten ekmeği evet. 2000 iken 1000'e düşürüyoruz. Sadece halka veriyoruz. Oğlum işler nasıl? Çok şükür ya işler malum pandemi. Biliyorum. Bir şey yok, sıkıntıdayız. Yani ben tek değil, tüm esnaf olarak, tüm evet, yüksek halkı olarak sıkıntılarım var. Bir de gümrük kapısı kapalı. Evet. Şimdi gümrük kapısı herkes kapalı olduğu söyle. İçin hani turisti gelemiyor. O da çok etkiliyor. Buranın da potansiyeli belli. Evet. Şimdi fabrikasıdır, işidir, belli bir işi yok. O olmadığı sürece de hani halk olarak yani cidden mutsuzuz. Hayırlı bol kazanç. Allah pek güzel şeyler görünüyor da işler nasıl oldu? Başkanım vallahi işler çok da iyi değil. Yani ben pek fazla dükkana gelmiyorum üniversiteden dolayı. Böyle ara sabahıma yardıma geliyor cumartesi pazar günleri. Eskiden 25 tane personelimiz vardı. Şimdi personel sayısı 12'ye inmiş. Hatta burada eskiden çalışan bayan sayısı 5-6'yı buluyordu. Şimdi sadece 2 tane de çalışabiliriz. Kaç yaşındasın kardeşim? 42 yaşındayım. İşin var mı? İşim yok. Kaç çocuğun var? 3 çocuğum var. Okula gidiyorlar mı? Okula gidiyorlar. Tabletleri var mı? Yok. İşler nasıl? İşler vallahi işler şu an biraz durgun. Yani piyasa genel olarak durgunluk var mesela.
bu uzun süredir bu şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonrası için bir düzenli olur yani. Pandemiden nasıl etkilendiniz? Pandemi bayağı bir etkiledi bizi. İşler bayağı bir düştü. Alım gücü düştü diyorlar müşterinin çok. Sizde evet, çok de öyle mi? Evet, kesin düştü. Yani mesela bir tane bir şeyden 5 tane alan 2'ye düşürdü evet, diyorlar. Evet. Soruyor. Ya da her hafta yükseliyor, düşüş yok. Değerli basın mensupları, 15 aydır 20 Ocak 2020'den itibaren ilçe ilçe esnaf gezmeye başladım. Ekonomi kırılgan bir dönemdeydi. Ekonomiyi konuşmak yerine, sizin dertlerinizi konuşmak yerine, o ona bunu dedi, bu buna bunu dedi dedikodularının konuşulduğu bir süreci ortadan kaldırmak, o perdeyi indirmek amaçlı yola çıktım. O arada bu Covid-19 pandemi belasıyla karşı karşıya kaldık bütün dünya gibi. Ve bu gezilerimi devam ettirdim. Bugün bu çerçevede Hakkari ve Yüksekova'dayım. Esnafımızla buluştuk. Şimdi siz şahidi oldunuz değerli basın mensupları. Bugün gezdiğimiz esnafların %60'ının siftah yapmadığını, siftah yapanların da 50 liralık 60 liralık siftahlar yaptığını hep birlikte gördük. Burada hem Hakkari merkezde hem Yüksekova'da. Şimdi birincisi bu. Korucularımızla ilgili onların maaşlarına yönelik müthiş bir şikayetle karşı karşıya kaldık. Onları kamuoyuna ve iktidar kamuoyu üzerinden iktidar partilerine ulaştıracağız. Oraya dikkat çekeceğiz. Çok inanılmaz derecede öğrencilerimizin tablet ihtiyacı var. EBA'ya giremiyorlar. Bunun anlamı şu. Eğer bu böyle sürdüğü takdirde o çocukların yarın lise sınavlarında, üniversite sınavlarında başarılı olmaları mümkün değil. Bir nesli kaybetmiş oluruz. Buna dikkat çekeceğiz. İşsiz genç çok fazla. Onu gördük, ona dikkat çekeceğiz. Ve ona bunu dedi, bu buna bunu dedi dedikodu sisteminin dışına çıkıp Hakkarili'nin, Hakkarili gencin, Hakkarili kadının, Hakkarili esnafın, Hakkarili korucunun, buna Yüksekova'da dahil, emeklinin, işsizin, çiftçinin, hayvancının derdinin ne olduğunu kamuoyuyla paylaşacağız ve dikkati buraya çekeceğiz. Sizden de ricam, basın mensuplarından da ricam, burada gördüklerimizi yayınlamanızdır. Bizi övmeyin. Bizimle ilgili bir şey söylemeyin. Buna razıyım. Ama öğrendiklerimizi, insanların gerçek taleplerini, gerçek sorunlarını anlatmaya devam edelim ki birileri de duysun. Mesela bütün gezdiğimiz zaman gördünüz ki ben o esnafın içine girdiğimde öncelikle hayırlı işler dedikten sonra ne iktidarı yerdim, ne de partimi övdüm, ne de kendimi özne yapıp bir siyasi tavır takındım. Bundan hiçbirini yapmadım. Sadece ne yaptık? Kardeşim, dert nedir? Çözüm önerileriniz nedir? Ne yapmamızı istiyorsunuz? Çok memnun kaldığım, inşallah dertlere çarenin oluşturulabilmesine vesile olacağımız bir gezi oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ama hasreten basın mensuplarına, bu yerel basını, bizi takip eden yerel basına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Yorulmadan devam ettiniz. İnşallah yayınlanmasına vesile oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok